Merhaba. Yaklaşık 8 yıl önce Balıkesir'de Risale-i Nur hizmetlerini başlatan İbrahim Simav'ın vefatı üzerine 15 Mayıs 2016'da İbrahim Simav hakkında şunları yazmıştık. İbrahim Simav'ın ismini ilk yazışları müdürümüz Sabahattin Aksakal'ın 70'li yılların başlarında Yeni Asya Yayın Evi'nden çıkan Hakkın Müdafası isimli kitapta görmüştüm. Kitabın sonundaki fotoğraflardan birinde Bekir Berk, Hasan Aktunç ve Abdünnur Keseli ile birlikte o da vardı. Fotoğraf 1971'de Balıkesir cezaevinde çekilmişti. Hapse girmelerinin sebebi Risale-i Nur dersi yaparken baskına uğramalarıydı. 12 Mart sonrası Türkiye çapında yaygınlaşan baskınlardan biriydi bu. Ve o resimdekilerden Simav serbest bırakılırken diğerleri sıkı yönetim mahkemesinde yargılanmak üzere İzmir'e sevk edilmişti. Meşhur İzmir sıkı yönetim mahkemesindeki Nurculuk davası. Bekir Berk, Abdünnur Keseli, Hasan Aktunç. İbrahim Simav açtığı Simav kitabevinde dini kitapları tanıtıyor ve satıyordu. Bir gün dükkana bir asteğmen geldi ve vitrinde gördüğü Eşref Edip imzalı kitabı aldı. Said Nursi'nin hayatını anlatan eseri önce bir solukta sonra defalarca okudu. Bizim küçük tarihçi olarak bildiğimiz eser. Kitapta özellikle karşımda müthiş bir yangın var. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor ifadelerinin geçtiği bölümden çok etkilendi Bekir Berk. Ve kitapçıya tekrar giderek Said Nursi'nin diğer eserlerini sordu. Önce Sözler kitabını parasını taksitle ödemek üzere aldı. Sonra diğer eserleri. Bu Asteğmen daha sonra üstadım ve Nur talebelerinin avukatı olup Yeni Asya'nın kurucu kadrosunda yer alacak ve bir dönem başyazarı olacak olan avukat Bekir Berk. İbrahim Simav'ın mütevazi kitapçı ve kırtasiyeci dükkanı daha sonra başka birçok insanın Risale-i Nur'la Yeni Asya ile tanıştığı bir mekan oldu. Ve bu bahtiyar insanlardan biri de bilahare uzun yıllar Yeni Asya'nın Balıkesir temsilciliğini fahri olarak üstlenecek olan Enver Tezer'di. Ve Enver Tezer'in vefat haberini de aldık geçen hafta. Enver Tezer gazetemizde yayınlanan bir mülakatında 2015'te Faruk Çakır'ın yaptığı Risale-i Nur'u tanıma ve üstadı ziyaret ki son şahitlerden biri aynı zamanda kendisi hikayesini anlatmış. Oradan bazı bölümleri burada paylaşalım. Enver abi diyor ki sene 1955 askerden yeni gelmiştim. Bu dünyaya gelişimizin gayesi nedir? Nereden geliyor, nereye gidiyoruz? Vazifelerimiz nedir diye bir arayış içerisindeyim. O zamanlar Balıkesir'deki İbrahim Simav kitap ve kırtasiye dükkanına gittim. Onunla biraz sohbet ettim. Bana bizim evde dini sohbet yapıyoruz. İstersen akşam sen de gel dedi. Ve bu davet üzerine İbrahim abinin evine gittim. Öğretmen Hacı Reşat abi vardı. O risale okuyor ve anlatıyordu. Ve diğer başka isimler de var. Ve Risale-i Nur hizmeti onların gayretleriyle Balıkesir'de yayıldı, duyuldu, gelişti. Risale-i Nur'u tanıyınca üstadı da merak ediyorduk. Bu vesileyle üstadı ziyaret niyetiyle Eskişehir'e gittim. Orada Saat Çişkuri abi vardı. Kardeşim, üstad geldi, Yıldız Oteli'nde görüştük ama Emirdağ'a gitti dedi. Ben Eskişehir'den Mehmet Ali abi ve Diyarbakır'dan Yılmaz Assubay'la birlikte Emirdağ'a gitmeye birlikte karar verdik. Şükrü abi, üstad 10 adet Ankara Üniversitesi'nde verilen Zübeyir abinin konferansından istedi. Bunu da götürür müsünüz dedi. 10 adet konferans kitabını bana verdi. Üstada götürün dedi. Ve Emirdağ otobüsüne bindik. Emirdağ'da çalışkanların dükkanına geldik. Haber gönderelim, kabul ederse gidersiniz dediler. Ve biraz sonra Bayram abi geldi. Gelsinler deyince
Çok sevindim. Evin kapısından girdik. Bahçe, sonra evin iç kapısı ve iç kapıda bizi karşılayan Zübeyir abi, "Kardeşlerim hoş geldiniz. Siz Risale-i Nur okuyor musunuz?" diye sordu. Biz de "Evet okuyoruz" deyince sevindi. Ve devamla "Üstad ne diyor? Ben bir kuru çubuk hükmündeyim. Üzümün hasiyeti kuru çubuğunda aranılmaz. Beni ziyaretten ziyade Risale-i Nur'u okursanız daha çok istifade edersiniz" diyor, dedi Zübeyir abi. Sonra "Buyurun" dedi ve bizi üstadın odasına götürdü. Odaya girdiğimizde dünyada emsalini görmediğimiz nurani bir sima ile karşılaştık. Başında sarığı ve sırtında cübbesi, elini öpüp diz çöktük ve oturduk. Nereli olduğumuzu sordu, kendimizi tanıttık. Risale-i Nur'u okuduğumuzu söylediğimizde çok memnun oldu. Başka ziyaretçilere de söylediğini bildiğimiz şekilde bize de "Bu nurlar her yerde okunacak, bütün dünyada okunacak, bu nurlar parlayacak, evleriniz birer dershane olsun, bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de Allah muvaffak eylesin, Risale-i Nur'u okuyun" dedi ve ayrıldık. Bekir Berk'le ilgili hatıraları da var. Onlardan birini şöyle anlatmış Enver abi. Bekir Berk Balıkesir'e geldiğinde bizde kalırdı. Bir akşam Balıkesir'e geldi. Arkadaşlara "Risale-i Nur okuyalım birlikte" diye haber ettik. O gece bulunduğumuz eve polis ve asker baskın yaptı. 31 kişi askeri araçlarla karakola götürüldük ve ifadelerimiz alındı. Ben de asubaylarla birlikte askeri garnizona götürüldük. Askeri mahkemenin zabıt katibi, enteresan bir tevafuk, rahmetli Mustafa Polat orada askerliğini yapıyordu ve ifadelerimizi o kayda geçiyordu. O günlerde gençler sokaklarda yürüyüş yapıyordu. Bu yüzden kurmay başkanı "Komünistlere alet oluyorsunuz" diye bizi itham ediyordu. Yeni Asya'nın genel yayın müdürü iken trafik kazasında vefat eden Mustafa Polat'ı zabıt katibi orada örnek gösterip "O da namaz kılıyor ama sizler gibi değil" diyordu. Halbuki Polat da nur talebesiydi. Komutan Mustafa Polat'ı tanıdığı için ona güveniyor ama bizi tanımadığı için bize kızıyordu. Neticede ifadeler alındı, mahkeme olundu. Mahkeme bizi bıraktı, serbest bıraktı ve duruşmayı başka bir güne attı. Sonra ileriki aşamalarda beraat ettik. Enver abi uzun yıllar dediğimiz gibi Balıkesir temsilciliğimiz yaptı ve orada yayınlarımızı, gazetemizi tanıttı. Birçok kişinin tanımasına vesile oldu. Umumi temsilciler toplantımıza uzun yıllar Balıkesir'i temsilen iştirak etti. Zaman zaman Allah selamet versin Necat Yılmaz da orada vazife yapıyordu onunla birlikte. Ve 91 yaşındaydı. Son zamanlarına kadar Risale-i Nur sohbetlerine, toplantılara gerek Balıkesir'de gerekse civar illerde o ilerleyen yaşına ve hastalıklarına rağmen ve hareket etmekte fevkalade zorlanmasına rağmen katılıyordu. Tamamen hizmete odaklanmış, hizmete vakfedilmiş bir ömür yaşadı ve Balıkesir'deki arkadaşımız Yekta Koynoğlu'nun anlattığına göre vefatından bir gün öncenin gecesinde "Ben raporumu aldım. Yarından itibaren izne ayrılıyorum. İzinli olacağım" demiş. Ve ertesi günün sabahında 9.30 civarında konuşa konuşa, dua ede ede ve eşine de "okuyalım" diye diye vefat etmiş. Son nefesini vermiş. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Balıkesirli okurlarımız başta olmak üzere camiamıza sabır versin, başsağlığı diliyoruz ve Allah hepimizi cennetinde buluştursun. Onlar hakikaten çok zor şartlarda, çok zorlu bir mücadele vererek ve şahs-ı maneviyle birlikte yürüyerek istikamet üzere bir ömür yaşadılar ve hüsnü hatimeyle ömürlerini tamamladılar. Bu dünyadaki vazifelerini tamamlayıp terhis belgesini aldılar. Cenab-ı Hak hepimize onlar gibi istikamet üzere bir ömür yaşamayı ve hüsnü hatimeyle ömürlerimizi tamamlamayı nasip etsin.